Özellikle seçim barajı konusunda bir gelişme olmadığını gözlemliyoruz. Bu ülkede seçim barajıyla, seçim sistemiyle, seçim kanunuyla en çok oynayan siyasi parti ANAP'tı, Turgut Özal'dı ve her yaptığı düzenleme kendi partisinin seçimlerden en güçlü bir şekilde çıkmasını doğuracak düzenlemeydi. Hiçbiri de demokratikleşme, geniş halk kitlelerinin düşüncelerinin sandığa yansıması şeklinde cereyan etmedi. Burada anlaşılan Sayın Başbakan diyor ki bu %10'luk barajı ben koymadım. Elhak doğru. %10'luk barajı o koymadı. Ama kendisi demokratikleşme, özgürlükler, siyasi partiler kanunundaki eksiklikler noktasında seçilmeden önce de eleştirileri mevzubahisti. Hatta kendi ifadeleriyle 2023 programına baraj konusunu koyduğunu ifade ediyor. Demek ki bu yapılan düzenleme gene AK Parti'nin seçimlerden daha güçlü çıkmasına yönelik bir düzenleme olacak. Nitekim dar bölge sistemi veya daraltılmış bölge sisteminden bahsediyor Sayın Başbakan. Bu dar bölge veya daraltılmış bölge sistemi öyle bir duruma geliyor ki, öyle ince hesaplarla oluşturuluyor ki seçim barajı %10 iken %25'lere, 30'lara kadar tırmanabiliyor. Beşinci madde, terör eylemine mahkum olanların siyaset yapılmasının önünü açılmaya çalışılırken aslında daha kötü bir şey yapılıyor. Ceza yemiş olan, mesela zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık gibi kamu hizmetlerinden men edilmiş kişilerin siyaset mekanizmasının içerisinde yer almasına vesile oluyor. Bunu ben çok yanlış buluyorum. Yani ben bu kanunu incelerken açıklama paralelinde bunu tespit ettim. Kamu görevlilerinin siyaset yapmasındaki engeller kaldırılmalı ama suçluların siyaset yapmasında öndeki engeller kaldırılmamalıdır. Çünkü siyaset mekanizmasının daha iyiye gitmesini istiyorsak eğer nitelikli, kaliteli ve toplumun önünde gerçekten temiz bir kişiliğin, temiz kişiliklerin, şahsiyetlerin siyaset yapmasına fırsat vermeliyiz. Suçluların siyaset yapılmasının önü açılırsa bu bir vahim bir sonuç doğurur diye düşünüyorum. Ben tek kişinin şimdilik uygun gördüğü demokratikleşme paketindeki maddelerin Türkiye için yetersiz ve cılız kaldığını, Başbakan'ın da kendisinin ifadesiyle dağın fare doğurduğunu düşünüyorum.